And now in this session, we'll be discussing demobilization in the travel industry with Mr. Saffet Ermetonguç, the famous historian and traveler in Turkey, and also the co-founder of Piri mobile application, Çağlar İşçioğlu, with the moderation of Mr. Afşin Avcı. Merhaba herkese. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Bu session'ı Türkçe yapacağız. Başlangıçta Beste'nin de belirttiği gibi. Tekrardan hoş geldiniz. Merhaba. Özellikle şimdi biz daha çok dijital ağırlıklı bir şey yapıyoruz burada, internetle alakalı. Fakat siz tabii konvansiyonel medyada da çok güçlüsünüz. Özellikle Türkiye'de. Bu anlamda sizi de burada konuşmacı olarak, konuşmacılardan biri olarak görmek bizim için önemli açıkçası. En azından dijitalciler olarak biraz dikkat çektiğimizi herhalde gösteriyor diye düşünüyorum. Şimdi biz sizi tanıyoruz ama Saffet Bey, önce sizden başlayalım. Siz bir isterseniz kısaca, tabii, özellikle yabancı misafirlerimiz için kısaca bir bahsedebilirsiniz. Nasıl başladı seyahat, özellikle rehberlik tarafında bu kadar yatırım yapmanız, kendinizi buna adamanız, neden böyle oldu, neden bunu tercih ettiniz? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Öncelikle böyle etkin ve seçkin bir grubun önünde olmak çok büyük bir keyif benim için. Ben sosyal medyayı kullanmayı çok seven insanlardan bir tanesiyim. Instagram hesabım Saffet Emre Tonguç'ta, aynı zamanda içerik yönetimi de yapıyorum. Sadece fotoğraf paylaşmaktan ziyade dünyanın her köşesinden farklı yerleri anlatıyorum. Bunun da sebebi şu: 30 yıldır profesyonel rehberlik yapıyorum. Benim eğitimim Boğaziçi Üniversitesi'nde başladı. Buradaki yabancı misafirlerimiz için söyleyeyim, 1863 yılında Amerika dışında açılan en büyük Amerikan okulu ve ardından 1971'de bir Türk üniversitesi haline getiriliyor ve İngilizce eğitim verilen bir üniversite. Orada turizm, ardından siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, sonra da tarih yüksek lisansı bölümlerini bitirdim. Sonrasında da Avusturya'da işletme üzerine doktora çalışması yaptım. Diyeceksiniz ki bu kadar okuduktan sonra rehber mi oldun? Evet, çünkü rehberlik dünyanın en keyifli işlerinden biri. Okul yıllarında başlamıştım. Şunu düşündüm, dedim ki herkes seyahat etmek için para harcıyor. Ben seyahat ederek para kazanabilirim ve dünyayı da görebilirim. Çünkü dünyayı bir yapboz, bir puzzle olarak görüyorum. Puzzle'da ne kadar çok ülkeyi tamamlarsanız, kendi şahsi puzzle'ınız, kendi dünyanız o kadar kafanızda yerine oturuyor. Bu çerçevede de önce rehberlikle başladım. Ardından bu gazetecilikle sürdü bu serüvenim. Ve 15 yıldır Türkiye'nin en büyük gazetesinde, Hürriyet'te yazıyorum. Ve aynı zamanda kitaplarım da var. 15 tane kitap yazdım. Kaldı ki bunların 10 tanesi İstanbul'la ilgili. Çünkü dünyanın en güzel şehrinde yaşadığıma inanıyorum. Hatta şunu da söyleyebilirim. Bu şehirde yaşamak bence çok büyük bir lütuf. Çünkü iki kıta üzerine kurulu, 3 tane imparatorluğa başkentlik etmiş, içinden deniz geçen tek şehir. Hatta bu çerçevede şunu da hatırlatmak istiyorum. Napolyon'un çok güzel bir cümlesi var. Diyor ki, dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Böyle bir şehirde yaşayınca böyle bir şehri anlatmak da tabii ki farz oldu ve ağırlıklı olarak da Amerikalılarla çalıştım bu yıllar çerçevesinde. Şansıma çok önemli isimleri gezdirme imkanım oldu. Birkaç tane örnek vereyim. Oprah Winfrey'den tutun da Martha Stewart'a kadar, Robert Redford'dan tutun da Amerika'nın ilk kadın dışişleri bakanı Madeleine Albright'a kadar çok sayıda insanı gezdirdim. Kevin Spacey, Billy Crystal, Prince Edward, ondan sonra Doktor Mehmet Öz, hepsi misafirlerim arasında oldu. Bill Gates'in oğlunu da gezdirdim. Bill Gates'in oğlu ortağı Paul Allen'ı da gezdirdim. Bunlar benim ufkumu çok açmaya fayda etti. Ve aynı zamanda mesleğimde 18 tane ödül aldım. 4 kere Türkiye'nin en iyi profesyonel rehberi seçildim. Ve bunlar çerçevesinde sosyal medyayı da çok yoğun kullanmaya başladım. Ve ardından da çok güzel bir teklifle karşılaştım. Teklif Çağlarların ekibinden geldi. YGA'yı belki yabancı misafirlerimiz bilmiyorlardır. YGA Young Guru Academy demek. Özelliği de her yıl 50 bin tane öğrenci başvuruyor ve sadece 50 tane öğrenci seçiliyor. Bu seçilen 50 öğrenci de zehir gibi gençler. Onların yaptığı olağanüstü bir projeyle herkesin karşısına çıktık. Zaten Çağlar'da birazdan o projeden bahsedecek sizlere. Çağlar Bey, biraz da sizden dinleyelim. Özellikle Piri App'inden yola çıkarsak, Saffet Bey'in anlattığı bir geçmişiniz de var bu alanda. Tabii
Seyahat etmenin dinamikleri de ciddi anlamda değişti. Daha önceleri hard copy haritalarla Avrupa'da gittiğimiz bir şehirde bir sokak ararken, bir restoran ararken şu anda hepimizin cebinde bir ufak bir travel asistanı var aslında bir nevi. Sizin hikaye nasıl başladı? Aslında benim de bu insight üzerine çok örtüşüyor. Biri işte Saffet Bey gibi dünyanın en iyi rehberlerinden şehri keşfedebileceğiniz, onun hikayelerini dinleyebileceğiniz bir uygulama. Biz yani böyle adlandırıyoruz. Yani benim hikayem de aslında ben de uzun yıllar kurumsal hayatta çalıştım. En son Microsoft'ta çalışırken bir ne yapmak istediğime karar vermek istediğim bir dönemde bir hayalim vardı, hep yapmak istedim. O da dünyayı gezmek. Ben de işimden ayrıldım. Yaklaşık 2 sene muhtemelen buradaki birçok insanın yaptığı gibi bir dünya turuna çıktım. Gezerken de hep böyle kafamda yapmak istediğim şeyler vardı. İşte mesela Tayland'da dövüş kampında yaşadım uzun süre. Küba'da perküsyoncularla birlikte biraz müzik yaptım. İşte Hindistan'da sessizlik kamplarında kaldım. Hep oradaki lokal insanlarla birlikte şehrin hikayelerini onlardan öğrenmeye çalıştım. Ya tam o dediğiniz insight bende de vardı. Herhalde 100'e yakın şehir gezdim. Yani bazı şehirlerde sadece 5-6 saat kaldığım oluyordu ama yani o şehirle ilgili hikayeleri öğrenmek istiyordum. Yoksa kendimi yabancı hissediyordum oraya. İşte bir yöntem kitaplardan, çeşitli işte internet sitelerinden araştırabiliyordum ama o kuru bir bilgiydi ve çok da keyif vermiyordu açıkçası. Daha güzel bir yöntemi gezerken Çin'in Chengdu şehrinde fark ettim. Şans eseri orada Bai Li isimli bir rehberle tanıştım ve şehrin gerçekten en iyi rehberiymiş. Ben normalde oraya pandaları görmeye gitmiştim ama 2 gün gittiğimde işte Türk olduğumu öğrenince beni oradaki Türklerle tanıştırdı. Normalde gitmeyeceğim bir operaya gezdirdi ve benim için bambaşka bir tecrübe oldu. Şimdi Çin'de en çok sevdiğim şehir de orasıdır. Böyle bir insight'imiz vardı. Saffet Bey'in de anlattığı gibi döndükten sonra bunu YGA ailesiyle birlikte nasıl hayata geçirebiliriz diye konuştuk. Yani en iyi rehberlerden şehrin hikayelerini nasıl anlatabiliriz? Bizim de aklımıza zaten tek bir isim gelmişti. Hani Türkiye'de bu işi en iyi yapabilecek Saffet Bey. Kendisi de sağ olsun projeyi duyunca çok heyecanlandı. Bize destek olmaya karar verdi. Bir hikayesi böyle başladı bize de. Peki şimdi dinamikleri değiştiriyor dedik bu app'ler veya dijital içerikler. Siz takip ediyor musunuz influencer'ları bu anlamda? Bir yere gitmeden önce, gerçi sizin muhtemelen zaten kişisel olarak deneyiminiz evet, çoktur bu alanda diye tahmin ediyorum ama en azından ilk defa gittiğiniz veya çok bilgi sahibi olmadığınız bir yere giderken araştırıyor musunuz? Influencer'lar, blogger'lar ne yazmış orayla alakalı? Bununla alakalı bir rutininiz var mı? Var kesinlikle. Önce. Ben zaten çok sayıda influencer takip ediyorum ve gittiğim yerlerde muhakkak onların yazdıkları beni yönlendiriyor. Aynı zamanda bir seyahat yazarı olduğum için zaten bunlar benim esas kaynaklarımı oluşturuyor yazılarımı, kitaplarımı yazarken. Onun için de influencerların çok önemli olduğuna inanıyorum. Ve bu çerçevede de ben kendi Saffet Emre Tonguç hesabımda mümkün olduğu kadar çok bilgi paylaşmaya çalışıyorum. Mesela son bir yıldır yaptığım bir proje var. Dünyanın farklı şehirlerini ve Türkiye'nin değişik şehirlerini anlatıyorum. Bir sene içerisinde Türkiye'den 35 şehri anlattım. Fakat yapmak istediğim aynı zamanda insanları olayın içine çekmek. Dolayısıyla diyorum ki siz fotoğrafları paylaşın şu etikette. Ben de hikayelerini anlatayım. Hikayeleri ben yazıyorum. Fotoğraflar onlardan geliyor. Bazen bir şehirle ilgili 1000'e yakın fotoğraf geliyor. Onlar arasından seçtiklerimle de hikayeyi anlatıyorum. Zaten artık günümüzde sosyal medya o kadar önemli ki bunun farkına vardığımız için biz aynı zamanda Piri uygulaması hayata geçirdik. Çünkü artık her şey cebimizdeki küçük telefonlardan, akıllı telefonlardan yapılıyor. Bunun önemini kavradığımız için de dedik ki böyle bir uygulama yapalım ki insanların hayatını kolaylaştıralım. Çünkü tabii ki influencerlardan çok bilgi almak mümkün ama aynı zamanda kendi dillerinde şehirlerini ya da gittikleri yerleri dinlemeleri söz konusu olsun dedik. Piri'nin özelliği şu, Piri öncelikle dünyada daha önce yapılmamış bir uygulama ve Piri'de insanlar benim sesimi dinleyerek bütün İstanbul'u dolaşabiliyorlar. Ben çünkü İstanbul'da 40'a yakın tur yapıyorum. Bunları canlı canlı kaydettik. Hiçbiri stüdyoda kaydedilmedi. Ben peşimde 40 kişi varken aynı zamanda bu YGA grubu kayıtları gerçekleştirdi. O yüzden de doğal sesler, ambiyans sesleri de ön plana çıktı Piri'de. Ve Piri'nin bir başka özelliği var yaratıcılık anlamında. Gezdiğimiz her yere özel müzikler bestelendi. Çok iyi,
çok değerli bir müzisyenle çalışıyoruz. Dolayısıyla ben bir barok kiliseye gittiğimde fonda barok müzik dinliyorsunuz. Bir camiye gittiğimde İslami müzik duyabiliyorsunuz. Mesela İstanbul'da Karaköy'de çok güzel bir Rus Çatı Kilisesi vardır. Oraya gittiğinizde fonda Rus dini ezgileri de size eşlik ediyor. Böylelikle o ambiyansı da yakalamaya çalıştık Piri'de. Ve Piri aslında önce İstanbul'dan başladı ve ben İstanbul'u anlattım. Sonra Anadolu'ya yayıldı. Anadolu'dan şehirleri de ekledik ve dedik ki bu uygulamayı yabancılara da aktarmamız lazım. Türkiye'ye gelen, çünkü her sene milyonlarca insan geliyor ülkemize, onlara da bir sesli yürüyüş uygulaması olarak bunu aktarmamız gerekiyor. Bu çerçevede de bu ay sonu itibariyle Pire'nin İngilizcesi çıkacak. Ardından Rusçası, Arapçası ve Almancası gelecek. Proje bizim de tahminlerimizin ötesine geçti. Şu anda bulunduğumuz noktayı anlatayım. Bütün dünyaya yayılıyoruz. Bütün dünyaya anlatıyoruz. Çünkü ben Türkiye'nin en çok seyahat eden rehberlerinden biriyim. Ve aynı zamanda Türkiye'de ilk Avrupa rehber kitabını yazan kişiyim. 2008'de Avrupa'da görecek 101 yer kitabını yazmıştım. Bu çerçevede de sırf Amerika'da 60 tane tur yaptım. Yani dünyanın her köşesine belli ölçülerde vakıf olduğumu düşünüyorum. Ve bunları da Piri uygulamasının içine sokmaya başladık. Artı Piri uygulamasına öyle büyük bir güven oldu ki çok büyük iki tane sponsorumuz var. Biri Türkiye'nin en büyük bankalarından Türkiye İş Bankası, Türkiye'deki sponsorumuz. Diğeri de Turkcell, Türkiye'nin en büyük GSM operatörlerinden bir tanesi. Ve bu hafta çok büyük bir lansmanla yurt dışındaki şehirlerin tanıtımı yapılacak. Barcelona'dan tutun Roma'ya kadar, Floransa'dan tutun Amsterdam'a kadar, Paris'e kadar bütün şehirleri benim sesimi dinleyerek dolaşabileceksiniz. Pire'nin bir başka özelliği var. Pire senkronize çalışan bir sistem. Mesela Roma'ya gittiniz değil mi? Bir kiliseye girdiniz. Oradaki duvardaki ikonaları anlatıyorum size. O esnada ekranda onun görüntüsü de gelecek eş zamanlı olarak benim anlattıklarımı. Çünkü göremiyor olabilirsiniz. O yüzden de ekranda onu görme şansınız da olacak. Ve programın ne kadar detaylı olduğunu şu şekilde izah edebilirim. Sadece Roma'da 88 tane yer kaydettik. Bunların her biri bir Topkapı, bir Ayasofya gibi çok önemli yerler. Barberini Müzesi de var içinde. Modern Sanatlar Müzesi de var. Dolayısıyla nerede olursanız olun orada beni dinleyebileceksiniz. Ve Pire size aynı zamanda rotalar sunuyor. Çünkü günümüzde insanlar otellerini kendileri rezerve ediyorlar. Uçak biletlerini kendileri alıyorlar. Bir tek eksikleri kalıyordu onların. Rehber. Onları yönlendirecek bir rehber. Bu sesli yürüyüş uygulamasıyla bu rehberi onlara sunma imkanımız oldu. Ve artık bir gezgin olarak dünyanın her köşesine gidebilecekler. Rehberin şöyle de bir özelliği var. Türk misafirlerimiz için, Türk kullanıcılar için Türkiye'ye dair hikayeler de var rehberin içerisinde. Mesela bir örnek vereyim. Geçenlerde Viyana'yı kaydettik. Viyana'da şu hikayeyi anlattım ben ki bunlar normalde rehber kitaplarda pek olmayan hikayelerdir. Türkler 1683'te Viyana'yı kuşatmaya gidiyorlar. Fakat alamıyorlar, geri dönüyorlar. Geri dönerken yanlarında kahveleri getirmişler. Çuvallar halinde bırakıyorlar. Diyorlar ki bunu tekrardan İstanbul'a götürmeye hiç gerek yok. Viyanalılar bunu buluyor. Merak ediyorlar. Acı bir şey. Ama Türk esirler onlara nasıl kahve yapılacağını öğretiyorlar. Ve kahve Viyanalıların günlük hayatının bir parçası haline geliyor. Fakat tadı bayağı acı olduğu için bir çözüm arıyorlar. Ve kapuçin rahipleri bunlara diyorlar ki süt katın içine. Süt katarsanız daha lezzetli olur. Ortaya cappuccino çıkıyor. Cappuccino rahipleri biliyorsunuz kapşonlarından dolayı cappuccino diye adlandırılan rahipler. Ve gene 1683'teki Osmanlı kuşatmasıyla ilgili bir başka olay var. Viyanalılar o kadar mutlu oluyor ki en sonunda Türkler gitti diye. Ve Viyana Belediye Başkanı bir emir veriyor fırınlara. Diyor ki Türklerin bayrağı şeklinde ekmek yapın diyor. Ve onlar ay çöreği biçiminde, çünkü Türklerin, Osmanlıların bayrağı üç hilaldir, ekmek yapıyorlar. Ve bu çok popüler hale geliyor. Aradan yıllar geçiyor. Viyanalı bir prenses var. Fransız hanedanına gelin olarak gidiyor. Tabii Viyanalıların pastacıları meşhur olduğu için pastacılarını da beraberinde götürüyor. Viyanalı pastalılar Fransızlara nasıl ay çöreği yapıldığını öğretiyorlar. Ve Fransızlar buna
Hilal adını veriyorlar. Yani croissant diyorlar. Croissant. Böylelikle Osmanlı'nın hilali, croissant'ı karşımıza Viyana'da da çıkıyor, Fransa'da da çıkıyor. Aradan yıllar geçiyor. Bu prenses de bir başka ünlü sözüyle meşhur oluyor. Fransız devrimi esnasında ekmek bulamazlarsa pasta yesinler diyen kişi Marie Antoinette. Bu meşhur Viyana asıllı Fransız kraliçesi. Ufak bir tarih dersi de şu anda aldık. Çok da keyifli oldu. Peki şeyi de soralım. Şimdi burada çok fazla yabancı misafirimiz var. Evet. Yurt dışından gelen, işte Amerika, diğer ülkeler, Orta Doğu, Asya. İstanbul onlar için çok cezbedici bir destinasyon. Siz de İstanbul'la alakalı bu kadar fazla sayıda tur yapan ve en iyi tanıyanlardan biri olarak en çok önerebileceğiniz şeyler neler bu insanlara, bu yabancı misafirlerimize? Peşine düşmeleri gereken hikayeler anlamında veya onları şaşırtacak klasik turist destinasyonlarının da dışında önerebileceğiniz yerler, hikayeler nelerdir İstanbul'da? Aslında şimdi, İstanbullular için bile evet. Ben mesela ilk İstanbul'u Saffet Bey'den tanıdım, hatırlıyorum. Bir Fenerbalat turuna katılmıştım. Yani biz bile bildiğimizi sanıyoruz. Aslında bambaşka evet. Bir İstanbul var Saffet Bey'in anlattığı. Evet, İstanbul'da inanılmaz yerler var. O çerçevede zaten 40'a yakın tur yapıyorum İstanbul'da ve hepsini kaydettik. Maalesef yabancı misafirlerimiz İstanbul'a geldiklerinde tarihi yarımadayla sınırlı kalıyorlar. Topkapı, Ayasofya, Sultanahmet, Kapalı Çarşı dünyanın en olağanüstü eserleri arasında ama İstanbul bundan daha fazlasını sunan bir şehir. Bir kere 8500 yıllık tarihe sahip bir şehir. 3 tane imparatorluğun görkemini yansıtan bir şehir. O yüzden Roma'yı da buluyorsunuz, Bizans'ı da buluyorsunuz, Osmanlı'yı da buluyorsunuz. Bu kadar büyük bir zenginlik hiçbir şehirde yok. Mesela Fener Balat bölgesinde dolaştığınızda abartısız söylüyorum bir Floransa'da gördüğünüz kadar eser görüyorsunuz. Floransa'da ağırlıklı olarak ne görürsünüz? Katolik kilise görürsünüz. Oysa o bölgede Fener Rum Patrikhanesi de vardır. Dünyadaki 300 milyon Ortodoks Hristiyanın merkezi olan. Aynı zamanda Ermeni kiliseleri de vardır. Orada Türkiye'nin en eski sinagoglarını da görürsünüz. Mesela Ahrida Sinagogu da orada karşınıza çıkar. Muhteşem camiler de vardır. Bir Mimar Sinan'ın çok güzel İvaz Efendi Camisi'ni de gene Balat'ın sokaklarında görebilirsiniz. Dolayısıyla bu sadece örneklerden biri. Ama yabancıların geldiğinde gitmesi gereken yerlerden biri de Boğaz. Bizim Boğazımız dünyada gerçekten eşsiz. Olağanüstü güzel köyleri var ve araya serpiştirilmiş de sürprizler var. Bu sürprizleri de muhakkak keşfetmeleri gerekiyor. Bir Rumeli Hisarı'na çıkıp oradan manzarayı seyretmek, bir Çamlıca tepesinden Boğaz'a bakmak ve aradaki küçük müzelere gitmek, Sakıp Sabancı Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, örneklerden sadece birkaç tanesi. Mesela Kadıköy turu yaptığımızda, Kadıköy Moda turu yaptığımızda 7 tane farklı kiliseye giriyoruz. Çünkü nüfusunun %99'u Müslüman olan bir ülkede çok büyük bir zenginlik var. İstanbul'da 400'e yakın kilise farklı mezheplere ait, 19 tane de sinagog bulunuyor. Bu kadar kozmopolit bir şehir dünyada hiçbir yerde yok. Dolayısıyla yapmaya çalışmaları gereken aynı zamanda bu kozmopolit zenginliği de görmek olmalı. Çok etkileyici gerçekten. Hakikaten tekrardan bir İstanbul'u dinlemek lazım sizden sıfırdan başlayarak. Çünkü bildiğimizin dışında bir İstanbul olduğu çok aşikar. Peki uygulama tarafında bundan sonraki hedefler ne? Diğer ülkeler anlamında hangi ülkeler, hangi ilk olarak hangi Roma dediniz ama başka hangi şehirler hedefleniyor? Bunu globale açma hedefi anladığım kadarıyla var ki bu bizim için de gurur verici olur açıkçası. Çünkü dünyada seyahat eden 1 milyara yakın insan var ve evet. Onların da bir nevi hayatını kolaylaştırmanın başka bir yolu bu seyahat ederken. Nedir hedefler? Aslında şimdi Saffet Bey'in bahsettiği gibi iki tane ana destek olan kurum var arkamızda. Türkiye'deki turlara bir yandan devam ediyoruz İş Bankası ile birlikte, yurt dışında da Turkcell ile birlikte. Şu anda ilk etapta 5 tane turu hayata geçiriyoruz. Paris, Barcelona, Londra, Amsterdam ve Roma. Aslında baktığınızda İstanbul ve bu 6 şehir toplamında 75 milyon tane ziyaretçiyi barındırıyor. Bir sonraki seneki hedefimiz en azından top 20 şehrin 20'sinde bu turları yapıyor olmak. O da yaklaşık yanılmıyorsam 200 milyon gibi bir ziyaretçi potansiyeline ulaşma ihtimalimiz var. Uzun vadede hayalimiz aslında bütün kıtalarda insanların bu tecrübeyi yaşayabiliyor olması. Çünkü Saffet Bey anlattığı gibi aslında rehberlik sürecini çok daha kolaylayan ve aslında ulaşılabilir hale getiren bir uygulama haline geldi biri.
Şunu da eklemek istiyorum. Geçenlerde Ayşe Arman, ki Ayşe Arman Türkiye'nin en önemli gazetecilerinden bir tanesi, aynı zamanda ciddi bir influencer çünkü 1 milyona yakın takipçisi var. O PIR ile ilgili çok güzel şeyler yazdı. Dedi ki turizmde devrim yaratacak bir uygulama. Ve gerçekten de bugün baktığınızda 60 binden fazla indiren kişi var PIR'i ve bizim hedefimiz de yıl sonunda çok daha yüksek rakamları yakalamak. Globalde diğer influencerlarla, içerik üreticileriyle o destinasyonu çok iyi tanıyan influencerlarla ortaklaşa bir şey yapma planı, hedefi var mı app içinde, app içindeki content'i, içeriği artırmak vesaire için? Hı hı. Yani neden olmasın? Şu anda bir sürü farklı lokasyonda turları hayata geçiriyoruz ama gittiği noktada bu dediğiniz gibi aslında bir platform olacak ve insanların belki içerik üreteceği, kendi anlatmak istedikleri hikayeleri anlatabilecekleri bir platforma dönüşüyor olacak. Yol haritamızda aslında böyle bir modele doğru geçiş olacak ileride. Hatta bu çerçevede şunu da söylemek istiyorum. 25'inde ayın Türkiye'deki influencerlarla bir tur yapıyoruz zaten. Şöyle yapacağız. Tura önce ben başlayacağım, ben anlatacağım. Ondan sonra diyeceğim ki artık kulaklıklarınızı takma zamanı. Şimdi PIR'den dinleyebilirsiniz. Ve PIR sayesinde onlar da dinleyebilecekler. Bu önce Türklerle başlayacağımız bir uygulama. Fakat dediğim gibi ay sonunda İngilizcesi de çıkacağı için İngilizcesi de devreye girdiğinde aynısını yabancı influencerlarla yapacağız. Dolayısıyla buradaki misafirlerimizi inşallah PIR'i turunda da görmek istiyoruz. Çok güzel. Aşağı yukarı zamanımız doldu gibi. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Biz çok teşekkür ediyoruz. PIR ile hedeflerimiz gerçekten çok yüksek. Çünkü bu yurt dışına da ihraç edilebilecek, evet, bir proje. Daha önce eşi benzeri yapılmamış bir proje. Ve hayal ortaklarımızdan Turkcell de bunu önümüzdeki yıl Dünya Dijital Oscar'ları yarışmasına sokmayı düşünüyor. Çünkü daha önce görme engellilerle ilgili bir proje çerçevesinde YGA Dünya Dijital Oscar'ları ödülünü almıştı. İnşallah ikinci ödül de PIR ile gelir. İnşallah umarız. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani herkese. Thank you. Thank you.